Tekrar iyi akşamlar herkese. Çevre Mühendisler Odası İzmir Şubesi adına, yönetim kurulumuz adına bir kez daha selamlamak istiyoruz sizleri. Bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Söyleşimizi daha sağlıklı yürütebilmek adına birkaç kuralı hatırlatmamız gerekiyor. Öncelikle kişisel verilerin kullanımı ile ilgili mevzuat kapsamında tüm katılımcılarımızın sorumlulukları ve yükümlülükleri kabul ettiğini varsayıyoruz. Bu anlamda Çevre Mühendisler Odası İzmir Şubesi olarak sosyal medya paylaşımlarımız ve sunumla ilgili paylaşımlarımızda gerekli olurların verildiğini kabul ediyoruz. Bu noktada söyleşimizin daha sağlıklı ve verimli ilerleyebilmesi için sizler de söyleşimiz sürecinde mikrofonlarınızı ve kameralarınızı kapalı tutarsanız çok seviniriz. Bu süreçte sorularımızı chat bölümünden ve katkılarımızı chat bölümünden aktarabilir ya da el kaldırma butonuyla kullanabiliriz. Değerli konuşmacılarımız bu süreçte bizleri yönlendirecekler. Evet, yavaş yavaş diğer katılımcılarımızı da alırken zamanı da kullanmak adına bizler de başlamak istiyoruz. Bugün 22 Nisan Dünya Günü. 1970'te Amerika'da John McConnell'ın bir aktivistin aslında çevre kirliliğine duyarlılık ve farkındalık üzerinden ortaya koyduğu bir süreçte 1970'ten beri Dünya Günü olarak kabul edilen ve tırnak içerisinde kutlama demek istiyorum. Aslında kutlamak istediğimiz ama kutlayamadığımız bir günde bu söyleşiyi gerçekleştiriyoruz. Tabii geçen 51 yıl içerisinde çevre kirliliği, çevre duyarlılığı, farkındalık arttı mı, azaldı mı bunun cevabını herhalde en iyi çevre mühendisleri olarak bizler biliyoruz. Ve bu süreçte mesleğimizi yapabilmek, doğru şekilde yerine getirebilmek ve hepimiz için daha sağlıklı, yaşanılabilir bir dünyada birlikte olabilmek için mücadele ediyoruz. Ve bu noktada da özellikle kentleşme sürecinde, kentsel dönüşüm sürecinde, planlamayla ilgili çalışmalarda bizler hep kentleşmenin çevre boyutunu değerlendirirken kentleşmenin sadece binalardan ibaret olmadığını, yapıların yapım ve yıkım süreçlerinde çevre boyutlarının, çevresel etkilerinin ve atık yönetim süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesi, yürütülmesi, denetlenmesi gerektiğini paylaşıyoruz. Bu noktada özellikle tüm kentlerimizin bir şantiye alanına dönüştüğü ve kentte yaşayan bizlerin de bu sürecin içerisinde o şantiye alanında yaşamak zorunda kaldığımız bir noktada çevre ve hak sağlığı ile ilgili yaşanan sorunlarla da ilgili çevre mühendisliği açısından değerlendirmelerimizi kamuoyuyla da sıkça paylaşıyoruz ve bu noktada özellikle atık yönetimi sürecinde de meslektaşlarımızın bu süreçlerde yer alması gerektiği, bu sürecin nasıl olması gerektiği, merkezi ve yerel idareler tarafından planlama ve denetim süreçlerinde nelere dikkat edilmesi gerektiğini sık sık paylaşıyoruz. İzmir'de yaşadığımız deprem felaketinden sonra da özellikle Bayraklı ve Bornova bölgesinde şu anda halen yıkılan binalar, enkaz kaldırma çalışmalarından sonra ağır hasarlı binalara yönelik yürütülen çalışmalar ve hali hazırda en az 500 binanın da yıkılma sürecini göz önünde bulundurduğumuzda bu yıkım sürecinin getirdiği tehlikeler ve en başta da aslında hepimizin de bildiği gibi 80'li yıllara kadar çok yoğun bir şekilde kullanılan asbestle ilgili uygulamalar, değerlendirmeler hepimizin gündeminde. Biz bu akşam bu konuyu hep birlikte değerlendirmek istedik, paylaşmak istedik. Bu konuda iki değerli meslektaşımız Sayın Özge Mutaf Erbulundu ve Sayın Mehtap Akkaya bizlerle birlikte olacak. Kentsel dönüşüm süreçlerinde, binaların yıkım süreçlerinde asbest yönetimi, atık yönetimi ve buna ilişkin yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerini, uzmanlıklarını, birikimlerini bizlerle paylaşacaklar. Ben sözü daha fazla uzatmadan kendilerine bırakmak istiyorum ve kendilerini de tanıtmalarını rica ederek Özge Mutaf'a mikrofonu bırakmak istiyorum. Sizlere, bizlerle bu gece birlikte olduğunuz için, bu saatte zaman ayırdığınız için teşekkür ederek de başlamak istiyorum. Buyurun Özge Hanım. Herkese merhaba, iyi akşamlar. Özge Mutaf Erbulundu ben. Çevre mühendisiyim. Aynı zamanda asbest döküm uzmanıyım. 2006 Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği mezunuyum. Uzun yıllar aslında Süreko'da çalıştım. Çevre ve kalite şefi olarak. Şimdi de dışarıda özel sektörde danışmanlık yapıyorum. Bu süreçte hem asbest danışmanlığı hem de tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı çalışmaları yürütüyorum. Bu kadar. Teşekkür ederim. Mehtap Hanım, buyurun. Merhabalar herkese, iyi akşamlar. Öncelikle hoş geldiniz. Ben de çevre mühendisiyim. 2004 yılı 9 Eylül Üniversitesi mezunuyum. Yaklaşık 12 yıl aşkın bir süredir aynen Özge gibi Süreko Atık Yönetim Şirketi'nde 12 yıldır atıkların geri kazanımı ve bertarafına yönelik çalışıyorum.
Bu kapsamda da hani özellikle konumuz olan asbest atıkların bertarafı hakkında ben de tecrübelerimi paylaşıyor olacağım. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Bu kısa tanıtımdan sonra Özge Hanım'la bugün başlayacağız. Mehtap Hanım'la da devam edeceğiz. Katılımcılarımızın da katkı ve değerlendirmeleriyle birlikte bu geceyi keyifli, verimli ve öğrenerek geçireceğimizi düşünüyoruz. Buyurun Özge Hanım. Teşekkür ederim. Ben Mehtap Hanım'la birlikte bir ufak bir sunum hazırladık. Hani hem asbest nedir, birazcık asbest sürecinde hani neye bakıyoruz, neye dikkat ediyoruz ya da bu süreçte nasıl bir çalışma yapıyoruz gibi. Çok uzatmadan da kısa bir sunumla size şey yapmaya çalıştım, çok da sıkmadan. İlk önce asbest nedir dediğimizde, asbest aslında ticari adıyla amyant olan, jeolojik olarak lifsi yapıda bulunan, lifsi ve kristal yapıda bulunan doğal bir silikat minerali. Asbest lifleri mineralojik özelliği bakımından da iki gruba ayrılıyor. Serpentin grubu ve amfibol grubu. Bunların da ayrıca alt grupları var. Hani analizlerde bunların alt gruplarından birçok farklı türüne kullanılmış olduğunu her yerde rastlıyoruz. Bu asbestin özelliği bakımından baktığımızda elastik bir yapısı var ve hem sürtünmeye, paslanma, aşınma, aside karşı ve ayrıca ısıya karşı o kadar dayanıklı ki 1200 derecelere kadar herhangi bir bozulma ya da yıpranması olmuyor. Bu nedenle çok fazla yerde kullanılmış. Bu 1950'li yıllardan sonra aslında özellikle de mikroorganizmalara karşı da dirençli olduğunu tespit etmişler. O dönemde de o kadar özelliklere bakımından her şeye yarar olarak düşünülmüş ve buna muhteşem lif olarak adlandırılmış. Tabii o zamanlar insan sağlığına olan etkisi bilinmediği için muhteşem lif olarak adlandırılmış olsa da daha sonra bütün bu sağlığa etkileri görüldükçe adı öldürücü toz olarak değişmiş durumda. Türkiye'de ve dünyada asbeste baktığımızda aslında sanayinin ilk adımlarıyla bu asbest kullanımı, özellikle asbest madeninin çıkarıldığı ülkelerde, Avrupa Birliği ülkeler olabilir, Brezilya, Avustralya, Japonya, hani birçok ülkede, Çin'de de çok yatakları var, asbest yatakları. Bu ülkelerde tamamen asbest kullanımı çok yoğun şekilde yapılmış. Fakat daha sonra da bunun zararları öğrendikten sonra hem yasal düzenleme hem de cezai uygulamalar getirildi bununla ilgili. Özellikle Avrupa Birliği 1999 yılındaki direktifle her türlü asbest kullanımını yasakladı, pazarlanmasını ve yasaklanmasını sağladı. Bununla ilgili de 1 Ocak 2005 tarihinde de direktifi yürürlüğe sokarak asbest kullanımını aslında tamamen yasaklamış durumda. Hani bu peyderpeye yani bir anda gelişen bir süreç değil de 80'de başlayıp 2005'e kadar aslında yasalarla birlikte günümüze kadar hani yasaklanmasıyla ilgili literatür çıktı. Türkiye'de duruma baktığımızda 2010 yılında öncelikle kirazotür asbest liflerinin çıkarılması ve üretimiyle ilgili bir yasak geldi Türkiye'ye. Hem bunun satışı hem de piyasaya arzı ile ilgili hani bir yasaklama getirildi. 2013 yılında da diğer türleri de içeren asbestten her türünün çıkarılması, işlenmesi, satılması, ithalatı gibi süreçler yasaklandı. Böylece ne oldu? Asbestin ama yeni yapı ve yapı ürünlerinde üretimi ve kullanımı engellenmiş oldu. Ama tabii ki çok önceden beri kullandığımız asbest veya elinde bulunan, yani asbestli malzemeyi aslında elinde bulunan insanlar bunu el altından da olsa ya da farklı bir yöntemle de satmaya ve kullanmaya devam edildi. Aslında birçok asbestle ilgili çalışma, yani mevzuat var yürürlükte olan ve asbestin hem asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelikte direkt asbestin hani nasıl sökülmesi, ne yapılması, yani iş sağlığı güvenliği bakımından nelere dikkat edilmesi gibi alınması gereken tedbirler yer alıyor. Ayrıca atık olarak baktığımızda, çünkü asbest bir aslında tehlikeli madde ve tehlikeli atık kapsamında yer alan bir süreç bizim çevre mühendisliği açısından bütün mevzuatlarda da gördüğümüzde. Bu hem sonuçta inşaat sürecinde de ya da yıkım sürecinde de, bu yüzden de çevre mevzuatına hem hafriyat, toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliği, hem de ayrıca tehlikeli
Atık olarak baktığınızda da atık yönetimi yönetmeliğinde de ve düzenli atıkların düzenli depolanmasına dair yönetmelikte de asbestle ilgili aslında maddeler ve yapılması gerekenler bize bildirilmiş durumda. O yüzden süreci nerede karşımıza çıkıyorsa asbest, bununla ilgili değerlendirmemiz gerekiyor mevzuatsal anlamda. Şimdi kentsel dönüşüme baktığımızda da asbest aslında yani kentsel dönüşümde süreci sadece asbest olarak değil, atık yönetimi olarak bakmak lazım. Bir bina yıkılacağında özellikle atık yönetim planı yapılarak, zaten burada tehlikeli atık ve tehlikesiz atık yönetim planı yapılıyor ve tehlikeli atık kapsamında asbesti de burada değerlendirmemiz gerekiyor. Asbest kullanımı 2004 yılında sınırlanmış ve 2010 yılında yasaklanmış olmasıyla birlikte Türkiye'de bu zamana kadar ama 1 milyon 200 bin ton asbest ham maddesi ithal edilmiş görünüyor araştırmalara göre. Ve bununla ilgili de birçok aslında akciğer ve akciğer kanseri ve veya mezotelyoma vakaları gibi bununla ilgili süreçler Çalışma Bakanlığı tarafından da verilerle ortaya konmuş durumda. Burada özellikle yıkımda çevresel asbest maruziyeti burada ortaya çıkıyor. Biz binaları atık yönetimi yapmadan veya seçici yıkım dediğimiz, yani içerisindeki olan zararlı unsurları ilk önce elemeden, bunları temizlemeden yıkıma başladığımızda bir anda çevresel asbest maruziyetine bütün o sıradaki mahalleli buna maruz kalıyor. Ve burada aynı zamanda da tabii ki çok yoğun bir kirlilik ortaya çıkıyor. Bu süreçte Türkiye'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında 7 milyon binanın yıkılacağı bildirilmiş literatürde. Fakat 2012'de yürürlüğe giren kentsel dönüşüm yasası ile birlikte bazı yapılar tabii ki bundan yararlandı, bazıları yararlanamadı. Burada şu an kentsel dönüşümü aktif olarak kullanan aslında İstanbul'daki bazı belediyeler çok yoğun şekilde bu kentsel dönüşümde atık yönetim sürecini ve asbest sürecini çok iyi yönetiyorlar. Biz İzmir olarak şu an çok yoğun halde bu sürecin içerisinde değiliz. Bunu zaten ilerleyen dakikalarda da hani birlikte yorumlayarak konuşacağız. Şu an atık yönetim sürecini aslında ruhsatsal anlamda yani inşaata yıkım ruhsatı verilirken bunun değerlendirilmesi gerekiyor. Kentsel dönüşüm sürecinde atık yönetiminde bu binalara baktığımızda aslında binaların her tarafında bir asbest kullanımı söz konusu. Bu hem dış yüzeylerde, otomobillerde, otomobilleriniz biliyorsunuz contalarında var bazı asbest şeyinde, kullanılmış asbest türleri kullanılmış contalarda. Ayrıca özellikle de izolasyon, döşeme ve kazan dairelerinde özellikle şu an çok yoğun bir şekilde asbest kullanımı bizim karşımıza çıkıyor. En çok çatılarda karşılaşıyoruz. Bir de kazan dairelerinde ve borularda şu an. Ve eskiden marley olarak çok kullanılan bir malzeme vardı. Marleyler olarak karşımıza şu an kentsel dönüşüm sürecinde yıkılacak binalarda karşımıza çıkan asbest türleri. Bu bazı numune alındığında ki fotoğraflardan koymak istedim. Özellikle şu sol köşede gördüğümüz işte marleylerde çok asbest bulunuyor. Asbest, ayrıca çatı etermitlerinde asbest çok fazla var şu an yapılarda. Borularda ve ayrıca kazan dairelerinden de aldığımız numunelerde bazı tavan ve boyalarda da her binada çıkmasa bile bazı binalarda da asbest kullanımı ve özellikle bazı çimentoda da özellikle yapıyı arttırıcı, dayanıklılığı ve mukavemeti arttırıcı olarak kullanıldığı için püskürtme şeklinde de kullanılan asbestler karşımıza çıkmakta. Bu kentsel dönüşüm sürecinde atık yönetimini bütüncül olarak düşünmemiz gerekiyor. Özellikle hem dediğim gibi tehlikeli atıkları hem de diğer atıkları, geri kazanılacak atıkları, aslında burada bir tek hepsi tehlikeli atık olarak değil ama burada kullanılacak malzeme, yani ikincil kullanım olacak malzemeler de mevcut. Hani belki sökülen PVC pencere diğer başka bir inşaatta ya da daha ikinci farklı kalitede yapılacak binalarda kullanılabilir. Şimdi özellikle İstanbul'da bu süreç başladı demiştim. 2018 yılında İstanbul'da özellikle tehlikeli madde ve atık asbest konusunda yapı yıkımlarında bunun kesinlikle ruhsat inşaatın yıkım ruhsatı alınmasında bunların kesinlikle istenmesiyle ilgili bir yazı gönderilmiş mesela İstanbul belediyelerine. Ama şu an hani ve İstanbul'daki bazı belediyeler bunları çok yoğun şekilde uyguluyorlar.
Bu yıkım ruhsatında binalardan tehlikeli ve tehlikesiz atık yönetim planı ve asbest araştırma raporu isteniyor. Bu raporla da atıkların ne şekilde yönetileceği, ayrıca asbestin de var, yani numune alınarak var olup olmadığını tespiti, var ise de nasıl söküleceğinin belirtilmesi ve sökümünün de iş planının yapılarak çalışma bölge müdürlüğüne sunularak bu işlemin yapıldığını, bu sefer de temiz raporun, yani asbestin free ya da asbest safe raporlarında verilmesi isteniyor. Şimdi demin Helin Hanım da bahsetti. Yıkılacak olan binalarda önceden planlama yapacağımız binalarda bunu yapmak bir nebze şu an mümkün. Fakat deprem sonrasında içeriye girilmesi mümkün olmayan riskli yapılarda binanın yıkım süreci maalesef hemen karar alınıp hemen yapılması gerekiyor ve burada içeri girip numune alma şansımız olmuyor. Bu tür binalarda en azından yıkım sırasında yüksek toz tutma sistemi, yani toz tutma demiyorum aslında, toz sistemleri olup suyla ve püskürtme pulverize şeklinde yoğun bir sulama yapılmasının doğru olduğunu düşünüyoruz. Çünkü asbestin havada, yani yere doğru çökmesi gereken, yani şu an çok uçuş rüzgarla da devam ediyor diğer bölgelere yayılımı ve o mahallede zaten bunun ve ayrıca yıkım sırasında da belki mahallenin bilgilendirilmesi, o gün en azından camın, kapının, pencerenin vesairenin açılmaması, yıkım sırasındaki olan sonra suların da bir şekilde çekilmesi vidanjör veya şey yardımıyla hemen sağlanması gibi bazı uygulamaların aslında yapılması gerekiyor. Şimdi bir de Asbest Söküm Derneği tarafından aslında hazırlanan, ben İzmir için şu an hazırlanmakta olduğunu biliyorum ve İzmir için elimizde bir veri olmadığı için İstanbul'un denetim haritasını koydum buraya. Mesela İstanbul'da asbest denetiminin iyi yapıldığı, orta yapıldığı veya zayıf yapıldığı mesela ilçeleri burada renklendirmişler. Buradan anlıyoruz zaten hangi belediyenin işte bu raporları isteyip istemediğini. Şu an İzmir için de aynı raporun hazırlandığını biliyorum ama daha hazırlanma sürecinde. Ama çok iyi olmadığını belirttiler. Şimdi atık yönetimine baktığımızda da aslında tehlikeli atık ve tehlikesiz atıklar atık yönetim yönetmeliğinin ek 4'ünde, özellikle inşaat çıkıntı atıkları da 17. bölümde yer alıyor. Burada asbest atıkları da bu bölümde. Yani biz olayı atık yönetim süreci olarak baktığımız için burada hem tehlikeli hem tehlikesiz, aslında geri kazanılabilen atıklar da mevcut. Tekrar kullanılabilen, maddi anlamda katkısı yüksek olan atıklar da mevcut. Özellikle bakır kablolar veya elektrik kabloları, bunlar tekrar hani maddi değeri olduğu için aslında çok yağmalama şeklinde şu an yıkımda öncesinde binalardan sökülüyor. Ama bunun daha kontrollü ve lisanslı tesislere gitmesi aslında daha uygun olacaktır. Veya floresan gibi lambaların kırılmadan hani doğru sevkiyle tehlikeli atık geri kazanım, tehlikeli atık bertaraf tesislerine gitmesi gerekiyor. Atıkları da bu atık yönetim planında düzgünce ayrıştırıp yöntemini belirledikten sonra tabii ki asbest atıklarının yönetiminde asbest atıklarının düzgünce paketlenmesi, sızdırmaz çift katlı olan poşetlere sarılması, üzerinin etiketlenmesi ve bertaraf tesisine gitmesi gerekiyor. Asbest atıkları düzen depoma tesislerine, birinci ve ikinci sınıf düzen depoma tesislerine gönderilebiliyor. Fakat ikinci sınıf düzen depoma tesisinde asbest atığının lisansını almış bir tesis Türkiye'de bulunmuyor. O yüzden düzen depoma tesisi olarak sadece birinci sınıflara gönderiyoruz Türkiye'de atıkları. Bu da zaten Türkiye'de şu an Süreko, İzaydaş ve İstaş'a atık olarak sevkini yapıyoruz. Tehlikeli atık olarak da zaten geri kazanım veya bertaraf olarak da lisans kodlarına göre hangi tesis uygunsa bunlara sevkini gerçekleştirmek doğru oluyordur atık yönetim sürecinde. Evet, Özge Hanım teşekkürler. İsterseniz ara vermeden Mektep Hanım'la devam edelim. Sonra bir bütün olarak katılımcılarımızın da değerlendirmeleri, soruları, katkılarıyla tamamlamış oluruz. Mektep Hanım buyurun.
Merhabalar tekrardan. Özge Hanım gayet detaylı anlattı. Hani bertaraf sürecine kadar da geldi. Yani ben burada asbest atıkları ile ilgili şunları belirtmek istiyorum. Özellikle de hani birinci sınıf düzen depolama tesisinde de hizmet verdiğimiz için şu anda. Biz 2011 yılından beri düzen depolama işletmeciliği yapıyoruz. Bu süreç içerisinde önce şunu belirtmeliyim. Gerçekten bir grafiksel olarak asbest atıkların kabulünü bir grafiksel çizimle göstermek gerekirse eğer, her yıl biraz daha geçen bir farkındalık artışı var. Öncelikle bunu belirteyim. Ve asbest sökümü uzmanları tarafından da sökülen atıkların gelişine de bir artış var. Bizim tarafta ya da hani bizler nasıl bir bertaraf şekli yapıyoruz asbestler için? Dediğim gibi asbest atıkları şu anda işte Ek 4 mevzuat gereğinde yaklaşık 9 tane asbest içeren atığımız mevcut. Bu atıklar tesise geldiği zaman düzen depolama atıkların düzen depolanmasına dair yönetmelik kapsamında zaten hani özel mühendislik hizmetleri gerektiren bir şekilde Ek 2 analizlerinden muafiyet koşuluyla tesise kabulleri gerçekleştiriliyor. Tesiste hücreleme sistemiyle atıkların bertarafı kabul gerçekleştirilip üzerine geldikten sonra bizde gerekli kontroller yapılıyor. Aynen biraz önce Özge Hanım'ın sunumundaki gibi gerekli ambalajlamalarının yapılıp yapılmadığını öncelikle check ediyoruz. Asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında bir yönetmelik kapsamında bu işin doğru yapılıp yapılmadığını, bizim sahaya geldiğinde de özel bir alanda indirilip boşaltıldıktan sonra üzerleri örtü toprağıyla kapanarak bertarafı gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda hani diyebileceklerim hani asbest atının bertarafı noktasını herhangi bir şey diyemiyorum. Çünkü düzen depolama zaten son tercih ettiğimiz bir nokta. Hani geri kazanımı ve bertarafı yani farklı bir alternatif kaynak olarak değerlendiremeyeceğimiz atıkları depoladığımız bir alan olduğu için asbest atıkları da bu alana depolanıyor. Bunun dışında hani ilave belki soru cevap şeklinde ilerleyebiliriz. Hani ilaveten bir hani görsel desteği sağlamadık bu sunumu. Hani gayet basit, kimseyi sıkmayacak şekilde hazırladık ama bununla ilgili belki soru cevap şeklinde ilerleyebiliriz. Benim bertaraf noktasını. Teşekkürler Mehtap Hanım. Bizler tabii çoğunluk olarak çevre mühendisi katılımcılarımız olduğu için bugün burada öncelikle üniversiteden hocamız Sayın Emel Yasar Küçükköy bizimle beraber, kendisine merhaba diyeyim. Aynı zamanda Antalya Şube Başkanımız Derya Ünver, Mersin Şube Başkanımız Sayın Sinan Can, Muğla temsilcimiz Adalet Öner'de katılımcılarımız arasında, Kimya Mühendisliği Ege Bölge Şube Başkanımız Sayın Melika Koç ve Mimarlar Odası'ndan da Zerina Yaz Hanım bizlerle beraber, yönetim kurulundan ve çevre mühendisi meslektaşlarımızla beraber aslında sürecin içerisinde yer alan, sürecin paydaşlarından olan, birikimi olan bir katılımcı kitlemiz var. O nedenle de burada Türkiye'de asbestle ilgili süreci rakamlarla da Özge Hanım'ın bahsettiği gibi aslında mevzuat uygulamayla ilgili gereklilikleri olan ancak teorinin pratiğe dönme noktasında çok ciddi sıkıntılar yaşadığımız ve Mehtap Hanım'ın da konuşmasında bahsettiği gibi ne yazık ki ivmenin artarak gittiği ama olan miktarla gelen miktar arasındaki o kayıp dengesinin nereye gittiğinin cevabını veremediğimiz, dolayısıyla mış gibi yaptığımız bir süreci de değerlendiriyoruz. Burada katılımcılarımızın da burada aynı zamanda iş güvenliği uzmanı olarak görev yapan, atık yönetiminde çalışan, kimyasal maddeyle ilgili süreçlerde uzmanlık yapan katılımcılarımız da var. Sizlerin de katkı ve değerlendirmesiyle beraber sunumu biraz daha interaktif şekilde bunun yönetimine ilişkin neler yapılmalı üzerine değerlendirmek istiyoruz. Ben sadece izin verirseniz böyle bir korsan girişte olacak ama aynı zamanda Çevre Mühendisler Odası İzmir Şubesi olarak biz İzmir'de yaptığımız çalışmalarda Özge Hanım bahsetti. Türkiye'de asbestle ilgili yerel yönetimlerin uygulamalara ilişkin süreçte İstanbul'da belediyelerde bununla ilgili asbest envanteri ve buna ilişkin izleme denetim süreçlerine ilişkin yapım ve yıkım ruhsatlarında ilaveler yapıldı. Bunun takipleri gerçekleştirilmeye başlandı. İzmir'de de Büyükşehir Belediyesi tarafından bununla ilgili bizim de görüşmelerimiz devam ediyor. Son dönemde özellikle imar yönetmeliğiyle ilgili yürütülen çalışmalar kapsamındaki
TUMOP'tan da ilgili diğer odalarımızla beraber yer aldığımız komisyonlarda konuşmamızın başında da bahsetmiştim. İmar, planlama ve kentleşme süreçleri hep bina yapımı üzerine konuşulan ve algı olarak da o şekilde yönetilen süreçler. Oysa biz bunun atık yönetimi boyutunda özellikle atık yönetim planlarının, asbest envanterinin mutlaka ruhsat aşamalarında hem yapım hem de yıkıma ilişkin ruhsat süreçlerinde ilçe belediyeleri tarafından alınması gerektiği ve bunların değerlendirilmesi, kontrol edilmesi ve aynı zamanda bu inşaat ve yıkım süreçlerinde de izlenmesi gerektiği üzerinden görüşlerimizi paylaştık. Buna ilişkin değerlendirmelerimizi yürütüyoruz resmi görüşmelerde ve mevzuata ve ilgili formlara girilmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Ancak Özge Hanım'ın bahsettiği gibi henüz çok sağlıklı şekilde hayata geçmiş bir süreç yok. Dolayısıyla İzmir'deki deprem öncesi kentsel dönüşüm sürecine baktığımızda yıkılan binalar ve bu binaların atıklarının ne olduğu ile ilgili çok ciddi bir soru işareti var. Harfiyat atığını bile yönetemediğimiz, moloz dökmek yasaktır tabelalarına alışkın olduğumuz bir süreçte bu ikisi arasında çok ciddi bir fark var. Bir taraftan da özellikle depremi yaşadığımız noktada kontrolsüz ve yoğun yıkım sürecinin en önemli sıkıntılarından bir tanesiydi atık yönetimi, özellikle asbest. Buna ilişkin de bölge halkının ki hem o bölgede yaşayan insanlar, özellikle şu anda da Bayraklı ve Bornova bölgesinde o yıkım çalışmalarının içerisinde yaşamını sürdürmek zorunda olan, o binalarda yaşamak zorunda olan vatandaşlarımızın 7/24 maruz kaldığı bir süreç var. Ve bu noktada neler yapılmalı, bu süreç nasıl kontrol edilmeli, hem yerel yönetimler düzeyinde hem merkezi idareler düzeyinde, burada hep birlikte de değerlendirmek istiyoruz. Bizim tabii ki önerimiz ve çalışmalarımız bu noktada komisyonlarımız tarafından da yapılan sunumlar ve değerlendirmelerde, ilgili idarelerde özellikle kontrol mekanizmalarının, ruhsat mekanizmalarının, denetim mekanizmalarının etkin işletilmesi. Dolayısıyla buralarda yeterli teknik birikime sahip uzman personelin görev alması gerektiği ve özellikle yıkım sürecini yürüten firmaların, ki şu anda çok ciddi bir harfiyat firması trafiği var bölgede ve maalesef bu işlemlere baktığımızda Özge Hanım sunumunda gösterdi nasıl olması gerektiği, özel kıyafetler, koruyucu ekipmanlar, ki bu kıyafetlerin de bir tehlikeli atık niteliği olması sebebiyle zaten atık kapsamında, ancak bu görüntülerin yer almadığı ve kendisinin de bahsettiği gibi yağmalama sürecine giren bir pratiği yaşıyoruz biz. Ve bu noktada da aslında atığın bir bedeli olduğu, yıkım süreçlerinin bir bedeli olduğu ve üretenin bedel ödemesi gerektiği süreçlerde yıkım firmalarının üzerine bedel ödeyerek bu işi yaptığını da değerlendirirsek ve asbestin ve tehlikeli atık yönetiminin çevresel maliyetleri, ekonomik maliyetlerini düşündüğümüzde bu işin bu maliyet dengesi içerisinde Türkiye koşullarında ne kadar hakkını vererek yapıldığı tam bir soru işareti. Ben buradan değerli katılımcılarımızın da katkılarına doğru bir yol açarak görüş ve değerlendirmeleri ve sizlerin de değerlendirmeleriyle devam etmek istiyorum izninizle. Söz alma butonuyla ya da chat bölümünden de sorularımızı ve görüşlerimizi aktarabiliriz. Bir taraftan da ekrana bakmaya çalışıyorum. Toplantı düzeninde olmadığımız için sizler de bizleri uyarırsanız, hatalarımızı affederseniz seviniriz. Enver Hocam, sizin paylaşmak istediğiniz hususlar var mı? Duyabiliyor musunuz bizi? Ben soru sormayı tercih ederim. Buyurun hocam. Öncelikle Özge Hanım'a ve Mehtap Hanım'a çok teşekkür ederim. Bizi aydınlattılar. Oradaki sunumda Süreko, İzaydaş ve İSSAÇ bu üç tesiste tehlikeli atık kabulü, asbestle atık kabulü yapıldığı söylendi. Bir konuyu netleştirelim. Doğrudan asbest mi, asbeste bulaşmış atık mı? Bu bir. İkincisi, bu tesisler 2011'den beri örneğin Ege bölgesinde Süreko kabul ettiğini söylediniz. Peki ondan önce ki asbestler nerede ve yıllık kapasite nedir? Türkiye'de asbest deyince sadece geri söküm akla geliyor maalesef. Geri sökümün binlerce katı kadar bir sürü kaynak var. Ama sadece geri söküm üzerinde düşünelim. 1974 yılından beri faaliyette bulunan geri sökümden gelen asbestler nerede? Bu çevre mühendisi olarak bir atığı depolamak
torunlarımızın başına bela etmek demektir. Arıtma değil. Türkiye'de termal yöntemlerle, kimyasal yöntemlerle asbest arıtımı yapan bir tesis var mı? Vitrifikasyon uygulaması yapan bir tesis var mı? Şimdilik bunları öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler Emre Hocam. Bu konuda Özge Hanım'la Mehtap Hanım'ın değerlendirmeleri var mı? Öncelikle sözü onlara bırakayım. Ben birkaç bir şeyden bahsedeyim. Sonra Mehtap'a belki düzen deponu ilgili o da söyleyecektir mutlaka. Direkt asbestin kendisi değil, direkt şöyle aslında bizim söküm yaptığımızda, söküm çalışmalarında özellikle içinde asbest ihtiva eden malzemeleri biz paketleyip bertaraf tesisine sevk ediyoruz. Örnek vereyim, mesela etermitlerde asbest kullanımı %15 civarında filan, yani sadece içerisinde %15'i asbest ve diğer farklı katkı malzemeleri, ama bunlar aslında tehlikeli madde değil ama %15 içinde asbest ihtiva ediyor. Ya da panel, yani yalıtım malzemesi olarak kullanıldığında da bazen çok daha yoğun %60-70 oranlarda asbestin içerdiği malzemeleri söküyoruz. Çok nadir de olsa belki %90-95 civarında, hani tamamen yalıtımda bir kısımda asbestin kendisinin lifli yapıdaki, böyle kumaş, özellikle kumaş yapımında kullanılan asbest türleri var. Bunun kullanıldığı asbestleri de karşılaştık ama çok küçük bir bölgede. Onu ayrıca özel, ona göre çok katlı malzeme ile sararak yine bertarafa gönderdik. Ama hepsi genelde bir asbest bulaşımı içeren veya içerisinde ihtiva eden malzemeler. Bunları Süreko'ya biz gönderiyoruz. Şu an Türk, yani Ege bölgesinde özellikle Süreko olduğu için hani böyle. Hatta diğer dediğiniz gibi başka tehlikeli atık tesisleri var, hani geri kazanım olarak veya bertaraf olarak, ama asbest atığı sadece düzenli depolamada şu an Türkiye'de bertaraf edilebildiği için, aslında başka bir yöntemi olmadığı için ve 1200 derecelere karşı yüksek ısıya dayanıklı, aside ve baza karşı çok dayanıklı bir malzeme olduğu için asbest, Türkiye'de başka bir yöntemi yok. Benim bildiğim yurt dışında da başka bir, hani belki ben bilmiyor olabilirim ama bildiğim ya da karşıma çıkan başka bir yöntemle bertarafını duymadık açıkçası, karşılaşmadım. Benim söyleyeceğim bu kadar. Belki Mehtap Hanım özellikle Süreko'nun kapasitesi, yani depolama kapasitesiyle ilgili ve bir şey, depolamayla ilgili bilgi verebilir. Önce şöyle söyleyeyim. Emre Hocam çok haklısınız. Gerçekten hani şu anki koşulları değerlendirirsem eğer bir bertarafçı ayağında şöyle diyebilirim. Gemi söküm Ege bölgesinde olduğumuz için, evet, asbestli birçok malzememiz gemi söküm bölgesinden geliyor, bir söküm aşamasından geliyor. Diğer gelen malzemelerin de %90'ı çatı etermitlerinden oluşuyor. Bunlar da farkındalığı yaratılmış firmaların artık gerçekten bir söküm uzmanı eşliğinde söküm yaparak bize gerçekten hani düzgün bir şekilde iletilmesiyle geliyor. Ama birçok firmada bu işlemler yapılmıyor mu? Yapılıyor ama hiçbir şekilde ne bir asbest söküm uzmanı çalışıyor, ne kontrollü söküm yapılıyor. Hani bu atıklar yani nereye gidiyor kısmı biz de yakalamaya çok çalışıyoruz ama bizim yakalayabildiklerimiz gerçekten çok minimum seviyelerde. Diğer bakımdan da hani evet, şu anda düzenli depolama lisansı almış firmalar, hani evet, sınırlı sayıda gerçekten, hani lisans kodunda, daha doğrusu lisansa işletilmiş olanlar. Ama bundan sonraki süreçte de hani katılımcı arkadaşlar da Çevre Bakanlığı zaten izin ve çevreden hani lisanslı firmaların hani hangi atık kodlarına sahip olabileceklerini hani kontrolünü çok rahat yapabilirler. Oradan atığın oluştuğu noktada, çünkü biliyoruz ki en yakın noktada bertarafı atığın gerçekleşmesi gerekiyor. Hani biz Ege bölgesinde evet hani toparlayabildiğimiz kadar farkındalık yaratmaya da çalışarak toplamaya çalışıyoruz ama bakanlığın sitesinden de hani oluştuğu noktada en yakın yer neresiyse oradan kontrollerini yaparak lisanslı tesisleri seçip gönderebilirler. Evet, teşekkürler Mehtap Hanım. Ali Bey'in bir sözü vardı ama sanıyorum Ali Dinç'in. Bizi duyabiliyor musunuz Ali Bey? Merhabalar.
Merhaba. Sesim geliyor sanırım. Evet, Ali ben, KMO'dan. Şimdi söze şeyle başlamak isterim öncelikle. Zannedersem bir 4-5 yıl önceydi Emre Hoca'nın, Emre Gürcanlı'nın kentsel dönüşümde asbest bertarafı ile ilgili bir şemasını görmüştüm. O şemada öncelikle asbestin mevcudiyetini burk numune alarak mevcudiyetini tespit edebilmek için test sonucunda evet hayırlı devam eden diyagramın sonunda da tüm aşamalarında asbestin akışını gösteren bir şemaydı. Orada tek bir soru var en başta. Asbest mevcudiyeti var mı? Evet hayır şeklinde. Hayır diyor, orada kalıyor. Tam olarak da Türkiye'de durum böyle oluyor. En kısa yoldan şemayı en basit sonlandıracak kısımda hayırı seçip şeyi sonlandırıyorlar. Zannedersem şeyde kaldık biz. Enver Hocam da onu söyledi. Asbest var mı? Var. Tamam. Burası net. Peki bu asbesti biz nasıl takip edebileceğiz? Şöyle şeye geleceğim buradan. Şimdi hem Gemi Sander, Ali Ağa için söylüyorum. Hem de İzmir'deki kentsel dönüşümler için söylüyorum. Buradaki asbestleri nasıl takip edebileceğiniz sorusuna ben kaynaktan bir cevap bulamadım. Gemi Sander her yıl yıllık faaliyetlerinde kaç tonluk, kaç gross tonluk söküm yaptıklarını gösteriyor ama ne kadar asbesti bertarafa Süreköy'e yolladıklarını göstermiyor. Şimdi aynı şey İzmir için de geçerli, kentsel dönüşümler için de geçerli. Ne kadar asbest depoya ya da bertarafa ne kadar asbest yolladıklarının bir kaynağını ben bulamadım. Bilgisini bulamadım kaynakta. Bunu şey olarak söyleyeyim, bunu kaynakta takip edemediğimiz için acaba bunu Süreko'dan bu bilgiyi alabilir miyiz? Süreko bize mesela yıllık faaliyet raporlarında ya da depolama envanterlerinde o yıl ya da toplamda ne kadar asbestli malzeme kendilerine getirdiğini gösteriyor mu? Ya en azından kimden geldiğini göstermese, söylemese dahi ben İzmir'de bu yıl... Kaç ton asbestli malzemenin bertaraf için güvenli şekilde Süreko'ya gittiğini bilebiliyor muyum? Tabii Ali Bey. Hani nerelerden geldiğini tabii hani söylemek çok uygun olmaz. Hani hem şirketler adına da kişisel verilerin korunması kapsamında da bu çok mümkün olmayabilir. Ama biz tabii ki paylaşırız. Onda hiçbir problem yok. Ama bakanlığın yayınladığı, şimdi genellikle bir önceki yıla geliyor. Yani şu anda en son yayınlanan, işte 2019'un yayınlanması bekleniyor. İstatistiksel bilgiler var aslında bu konuda. Yani Türkiye'de atık kodu bazında seçtiğiniz zaman bölgesel olarak da hangi atık kodundan ne kadar oluştuğu ve işte hangi bertaraf yöntemiyle bertaraf edildiğine dair bakanlığın gerçekten çok güzel bir altyapısı var bu konuda. Bunu şeyde de, sistemden de hani nasıl lisanslı firmaları seçiyorsunuz böyle combo box'lardan seçerek yine bakanlığın sitesinde istatistiksel verilerden buna ulaşabilirsiniz. Yani ben şeyi görebilecek miyim? Net olarak şunu sormaya çalışıyorum. Gemi Sander 2019 yılında 890 bin ton gemi söktüğünü söylüyor. Orada tahminen söylüyorum. İşte kaç ton asbestli malzeme olabileceğini gemi mühendisleri odası ya da gemi mühendisi arkadaşlar tahmin edebiliyorlar. Oradaki yaklaşık tonajda bir Süreko'ya gidiş olduğunu görebilecek miyim? Bunun sağlamasını dediğiniz gibi sistem üzerinden yapmaya çalışırız. Bunu tabii dernek yönetimi ya da Gemi Sander üzerinden almak daha doğru olur. Hani şimdi onların da bir şey demiyorum ama ben şeffaf olduklarını biliyorum. Onlar da çok uzun süredir çalıştıklarımızı. Ben bu bilgiyi paylaşabileceklerini de düşünüyorum. Çünkü hani biz bu konuyu biliyoruz ama bu çok gizli bir şey değil. Ama bakanlığın sisteminden atık kodu bazında ve bölgesel olarak hani il bazında ne kadar atığın ne şekilde bertaraf edildiğini görebiliyoruz. Ama tabii ki adresleme maalesef o mümkün değil. Ancak şeyden yani hani İzmir'i seçebilirsiniz. Hani İzmir içerisinde ne kadar olduğuna dair bir envanter çekilebilir. Ama Gemi Sander'de görüşülerek hani bilginin paylaşılabileceğini düşünüyorum ben bu konuda şeffaf olacaklarını. Bir soru da bilenler için sorayım. Efendim bu kentsel dönüşüm, daha doğrusu İzmir'de depreminden sonraki yıkıntıların malozları nereye dökülüyor? Bilgisi olan var mıdır acaba? İsterseniz bu konuda... Son olarak bunu da sorayım ve bitiriyorum.
Teşekkür bu konuda bir değerlendirme yapayım ben. Belki Özge Hanım'la Mehtap Hanım'ın söyleyeceği bir şey var mıdır bu konuyla ilgili bilemiyorum ama öncelikle İzmir'de deprem sürecindeki yıkım faaliyetleriyle ilgili atık yönetiminin özellikle de asbeste ilişkin değerlendirmelerin doğru yapıldığını düşünmüyoruz biz Çevre Mühendisleri Odası olarak. Burada Kimya Mühendisleri Odamız da burada. Onların da bir çalışması var bu konuda. Zaten her birimizin aslında uzmanlık alanımız olduğu itibariyle mevcudun ne olduğunu bildiğimiz ve Mehtap Hanım'ın da bahsettiği gibi beyanlar üzerinden bir bertaraf sistemi var ama o beyanların ne kadar doğru olduğunu tartışıldığı bir noktadan bahsediyoruz. Bilim ve mühendislik açısından matematiği ortaya koyduğumuz zaman arada bir boşluk var. Çok net cevabı verilmeyen. Bununla ilgili cevapları da ilgili kamu idarelerinin kamusal sorumluluğu ve görevi gereğince yerine getirmesi gerekiyor. Bizlerin de takip etmesi gerekiyor. Bu noktada bizler takip çalışmalarımıza ve sorma ve dediğim gibi çevre ve halk sağlığını korunması yönündeki mücadelemize devam ediyoruz. Kamusal sorumluluğumuz gereği. İzmir'deki süreçlerle ilgili özellikle yıkım harfiyatlarının yönetilmesi noktasında biliyorsunuz deprem anında itibaren belirlenen özel alanlara öncelikle ilk yıkılan binalar ve burada özellikle tabii depremde çok can kaybettik, çok büyük acılar yaşadık. Bir kez daha onu anarak, bir daha yaşanmamasını dileyerek paylaşmak istiyorum. Bunların güvenlik ve özel eşyaların alınmasıyla ilgili süreçler kapsamında özel alanlara götürüldüğü değerlendirmesi yapıldı. Şu anda da aslında yasal olarak mevcuttaki işlemler harfiyat atıklarının kontrol yönetmeliği kapsamına da girdiği için yine belediyenin lisanslı tesislerine gönderilmek durumunda. İlk deprem sonrası enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları dışında şu anda yıkıma başlanan binalarla ilgili söylediğim. Ancak bu noktada da şöyle bir sıkıntı var. Bizlerin takip edebildiği kadarıyla. Tabii bu bir söyleşi şu anda. Hani bir resmi toplantı olmadığı için burada resmi kurumlardan ilgililer yok. Dolayısıyla çok da net cevapları onların ağzından almak lazım. Ki bu süreçte biz onlarla da toplantılar planlıyoruz. Yakın zamanda ona ilişkin de bilgilendirmeler yapacağız. Bu anlamda mevcut potansiyel yani İzmir'deki harfiyat depolama alanları ki 7 tane depolama alanı vardı bir kısmı doldu zaten kapatıldı ve yeni alanların açılması ile ilgili yer seçimi ve diğer süreçlere ilişkin çalışmalar devam ediyor ama bu aradaki zaman diliminde şu andaki bir taraftan deprem sonrası yıkım çalışmaları bir taraftan da kentteki inşaat faaliyetlerinden kaynaklanan harfiyat atıkları ilgili süreçte ki ilçe belediyeleriyle de yaptığımız görüşmelerde ne yazık ki acı gerçek şu ki kontrollü çalışmalar ya da göz önünde olan firmalar diyelim bir şekilde beyanın takibini yapan ama ne kadar doğru olup olmadığı tabii ilgili idarelerin denetiminde olmak zorunda. O bir soru işareti hep onu kenara bırakarak söylüyorum. Potansiyel ve yapılan çalışmalardaki miktarla kapasiteyi değerlendirdiğimizde biraz önce Enver Hocam'ın da aslında vurguladığı konu. Kapasite bu atıkların alınması için yeterli değil. Şu anda da İzmir'de birden fazla alan, Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesinde de bunlar tanımlanmış durumda. Yeni alanlara ilişkin çalışmalar da var. Dolayısıyla harfiyat ve inşaat firması ile ilgili süreçte o firma hangi alana götürüyorsa, hangi alana ilişkin yakın yerdeki çalışmalarını yürütüp belgeliyorsa ilçe belediyesine, o kapsamda bu çalışmalar yürütülüyor. Dolayısıyla işte şu şuraya gidiyordur, bu buraya gidiyordur gibi bir cümle sarf etmek de mümkün değil. Tamamen firmaların kendi yıkım yapım çalışmaları kapsamında yürütülen süreçler en yakın yer olarak değerlendirme yapmak mümkün ama. Sinan Bey'in Mersin Şube Başkanımızın bir katkısı var. Buyurun Sinan Bey. Mersin'e de selamlar bu arada. Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. İyi akşamlar. Mersin'den selamlar sizlere. Şimdi yani ben Mersin'deki bazı bir takım sorunlardan bahsedeceğim. Yani biz bu açıkçası asbeste çok hakim değiliz. Yani hani hiç bu konuyu gündeme gelmedi, ağırlıklı olarak işlemedik. Bir konumuz var bizim. Bir Mersin Limanı'nın genişleme projesi var. Belki medyadan takip etmiş olabilirsiniz. Mersin Limanı genişleme projesinde bir ÇED raporu karşımıza çıktı. ÇED raporunda da İşlemlerden birisi de dip taraması yapılması. Dip taraması yapıldığı zamanda da hem kıyı bölgelerde hem de Mersin Körfezi'nde yani açıklarda dip taramasında dip çamurunda %3 oranında asbest rastlanmış. Şimdi tabii bunu biz fark ettik. Genel anlamda da Mersin
bu limanın batıya doğru genişlemesine karşı, yani işte kentin paydaşları, belediye başkanları, milletvekillerin birçoğu vesaire, biraz hani bu olay merkezi yönetim tarafından yine Mersin'de yapılmak istenen bir proje. Bu dip çamurunda %3 oranında asbest rastlanması, biz bunu gündeme getirdik. Manşetlere de girdi, yani kayıtlara da girdi yerel gazetelerde. Ama bunun üzerine çok fazla gitmedik. Yani bunun anlamı nedir? Yani bu dip çamuru ve nasıl, ne şekilde bertaraf edileceği konusunda da net bir bilgi verilmemişti. Ve teknik rapor da bunun hakkında yazılmış ve şey denmişti orada. Bu işte karadan gelen doğal bir çözünmeden kaynaklı dip bölgelerinde bir asbest birikimi vesaire gibi bir açıklama yapılmıştı. Bunu yorumlayabilir misiniz? Yani hani bu gibi yani bunun gerçekten dip %3 oranındaki asbest hangi oranda tehlikelidir? Ya da bunu sizin belirtmiş olduğunuz yöntemlere göre mi bertaraf edilmesi uygun düşüyor? Yani bu konu hakkında bilgi almak istedim. Mersin'de de gündem kentsel dönüşüm. Maalesef, yani bunu da belirtmek isterim. Burada birkaç, burada bir belediye farklı bir metotla 4-5 mahalleyi, büyük mahalleyi, biraz gette dolaşmış mahalleyi kentsel dönüşüme sevk ediyor TOKİ aracılığıyla vesaire. Önümüzdeki günlerde çok ciddi anlamda Mersin'de bir asbest ve kentsel dönüşüm tartışmaları başlayacak. Bu konuda da sizlerden beslenmek isteriz açıkçası. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Sinan Bey, teşekkürler. Özge Hanım, bir değerlendirmeniz olacak mı bununla ilgili? Evet, ben yani şöyle, tabii ki konuyu yerinde detaylı incelemek gerekiyor. Hani onu bir kenara koyarak şu an genel olarak yorum yapmak istiyorum sadece. Şimdi asbest genel, yani doğal bir mineral aslında. Evet, Türkiye'de de birçok asbest yatağı, yani bizim mesela Eskişehir, Sivas, bildiğim, yani Türkiye'nin, hani bunlar ilk aklıma gelenler ama hani Doğu bölgesinde de öyle, çöllük toprağı dedikleri ya da ak toprak dedikleri ya da işte evlerini kendileri kerpiç gibi hani yaptıkları, asbestli topraktan yaptıkları evler ve bundan dolayı birçok insanın sonrasında akciğer kanseri olan bazı köyler bile var aslında Türkiye'de. Yani şunu demeye çalışıyorum, Mersin'de de belki o bölgede toprağın kendi yapısında ya da o bölgeye çok yakın olan bir yerde bir asbest yatağı ya da asbest minerali var olabilir. Bu da belli aşınmalarla ya da yağmur suyuyla ya da oradaki denize yakın bir farklı bir su kaynağıyla denize gelmiş olabilir ama bunların hepsi tabii ki araştırma sonucu olacak olan şeyler. Hani bu doğal şekilde de olmuş olabilir ya da farklı bir asbest sökümü, yıkımı ya da asbestin olduğu farklı bir çalışmadan kaynaklanıp da dibe kadar ulaşmış da olabilir. Bunların hepsini oradaki araştırma sonucunda aslında tespit edilebilir. Fakat şöyle, asbestin aslında oransal anlamda bir şeyi yok. Asbest havada solunduğunda çok büyük zararı olan ve havada yani toz ölçümü de toz ölçümü şeklinde yapılan ölçümü de bir mineral. Şunu demeye çalışıyorum, yani sudayken aslında tabii ki zararlılığı var ama özellikle akciğer kanseri, yani özellikle akciğer tahribatına ve solunum yoluyla ilgili bir tahribata sebep olduğu için özellikle havadaki olan konsantrasyonunun çok büyük sağlığa etkileri mevcut. O yüzden yıkımdaki süreçlerde de sulamanın veya toz bastırma sistemlerinin olmasını bu yüzden söylüyoruz. O yüzden çok aslında normal soluduğumuz havanın kendisinde de asbest ihtiva ediyor. Çok küçük bir oranda da olsa ama hiçbir zaman bunu havanın tam şeyini belirttiğimizde burada asbest var diye hiçbir zaman belki duymamışsınızdır ama aslında havanın kendisinde de bir asbest var. Çok küçük bir oran olsa bile. Bu önemli olan bu asbest liflerinin çoğunluğa ulaşmaması. 0.1 lifi havadaki konsantrasyonda geçmemesi gerekiyor. 0.1 lif bölü santimetre küp olarak. Hani bir oranı var. O yüzden bunun azı bile çok zararlı. Ama dip çamurundaki olan süreçlerde belki dip taraması yapıp bunu atık olarak değerlendirip bertarafa göndermeli mi? Bunu açıkçası ayrı bir çalışma yapmak gerektiğini düşünüyorum.
Teşekkürler Özge Hanım. Bu konuda Enver Hocam'a ben dönüş yapmak istiyorum. Enver Hocam izninizle sizin de bir sözünüzü hatırlatarak sözü size bırakacağım. Biz tabii çevre mühendisi olarak hep söylediğimiz özellikle kirleticilerle ilgili süreçte bunun bir limit değeri azı çoğu diye bir şey yok aslında. Hepsi çok da zararlı süreçler. Biz biraz minimize edebilmek adı altında, onu da tırnak içerisinde söylüyorum, mücadele etmeye çalışıyoruz. Ama asbestle ilgili Emre Hocam da hatırlar. Özellikle içme suyu borularında çok uzun yıllar zaten kullanıldığı için şu anda hala Türkiye'nin birçok noktasında asbest ihtiva eden borular var. Buna ilişkin çalışmalar da devam ediyor. Ancak Özge Hanım da bahsettiği gibi öncelikle solunum yoluyla alındığında çok ciddi bir riski var ve birebir de orada çalışan personele yönelik aslında en ilk anda darbeyi alan diyelim. Ama ben burada Enver Hocam'a da dönmek istiyorum. Bir taraftan da Enver Hocam bir soru da ilave ederek sizden de bilgi alabilirsek. Dip tarama faaliyetleriyle ilgili olarak Çevre Bakanlığı'nın da, ben inatla Çevre Bakanlığı demeye devam edeceğiz biz çevre mühendisleri olarak. Umuyoruz güçlü ve doğru bir Çevre Bakanlığı olur. Çıkarılan yönetmelikler ve çeşitli raporlamalar var ve bu kapsamda özellikle dip tarama faaliyetlerine ilişkin süreçlerde de bir raporlama çalışması yapılması ve buna ilişkin de yine atık yönetimine ilişkin süreçlerin içerisinde olduğu ekolojik değerlendirmeyle beraber ilgili uzmanlar tarafından bu sürecin yönetilmesine yönelik mevzuatlar tanımlandı. Ama biraz önce dediğim gibi tüm bu tanımlamalar varken uygulamalarda bunun nasıl ilerletileceği noktasında siz de görüşlerinizi paylaşır, bizi aydınlatırsanız çok seviniriz. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Ben öncelikle Sinan Bey'e konuyu biraz daha açması için soru sorup sonra konuşmayı tercih ederim. Sinan Bey, tarama yapılacak alanda ki hacim belirlendi mi? Ya da alanın boyutları ve derinliği hakkında bir sayı söyleyebilir misiniz? Hocam, ÇED raporunda bütün veriler var. Biz de onları özet raporumuza aktardık. Şu anda yani ezberimde olmayan rakamlar. Ama hepsi belli. Dip taramasının metrekaresi kaç? Yaklaşık bir rakam söyleyin. Yaklaşık olarak... Kaç milyon metreküp? Hocam, 2-4 milyon metreküp civarındaydı herhalde hocam. Yani evet. Çok büyük bir dip taraması yapılacak. Çok evet, büyük bir alan. Şimdi demin bir taraftan da içeriğinde %3 oranında asbest olduğunu söylediniz. Yanlış evet. Hatırlamıyorsam. Evet hocam, doğru. Oradan ben İzmir İç Körfez'deki liman genişletme sırasında dip tarama çalışmalarıyla ilgilendim. O projede çalıştım. Mersin'de şehrin hemen önünde şehrin kurulduğu günden beri bugüne kadar şehirle teması olan bir kıyı alanı var değil mi? Evet hocam, doğru. Dolayısıyla bu alanda hem evsel hem endüstriyel hem de yüzeyle taşınıp gelen pek çok atık var. Eğer bu atıklar içerisinde çok fazla tehlikeli zararlı atık olsa bile atığın tümü tehlikeli zararlı atık olarak adlandırılır. Dolayısıyla derişiminin %3, %1 ya da %40 olmasının hiçbir önemi yok. İçeriğinde asbest olması bunun tamamının tehlikeli zararlı atık olduğunu gösterir. Çevre Bakanlığı daha önceki yıllardaki yönetmelikleri değiştirerek, daha doğrusu işin rezaletini gündeme getirdi artık, rezil etti. Eski yönetmeliklerde bu tip taramalar hangi kıyıdan olursa olsun kolay izin verilmiyordu. Çünkü çamuru alma şekliniz dahi atığın tehlikelilik düzeyini arttıracak bir teknik. Suction emme sistemleriyle alıp onun tümünü kıyıda bir arıtma tesisine götürüp sızıntı suyunu ve katı fazını ayırıp ayrı ayrı arıtmadıktan sonra yapılan iş kirliliği her tarafa yaymaktır. En az orada 10 milyon metreküp çamur söz konusu. %3 hesabıyla bakarsak bu da 300 bin ton asbest demektir. Dolayısıyla çok korkunç bir rakam.
Bunu herhalde bu chat'te bu rakamları görünce faaliyetin durdurulduğunu haberde bekliyoruz sizden. Halbuki idare bir taraftan inadına bu işe devam etmek istiyor. Yani bu iş bir çevre bilimi ve teknolojisinden öte bir ahlak meselesi. Orada göz göre göre tehlikeli zararlı madde varken kıyıda hiçbir arıtma tesisi kurmadan o çamurun kirliliğini arttıracak önlemleri almadan, engelleyici önlemleri almadan bu işe kalkışmak kirliliğin etrafı yaygın hale gelmesini sağlamaktan başka bir şey değildir. Söyleyeceğim bu kadar şimdilik. Evet hocam. Bir de içme suyu borularını hatırlatayım. İçme suyu, asbestli çimento boru için ben 2000'li yıllarda İzmir İç Suya bir proje nedeniyle danışmanlık yaptım. 2 yıl sürdü. O dönemde yönetim kurulunda asbestli çimento boruların kullanılması yasaklandı. Proje bittikten 1 sene sonra bir gün bir sokakta baktım. İç su ekipleri asbestli çimento boruyu döşüyorlar. Hemen genel müdürlüğü aradım. Genel müdür yardımcıları falan bizim eski öğrencilerimiz olduğu için kıramıyorlar. Ya dediler hocam haklısınız. Siz o karar aldınız ama sizden sonra o kararın altına not düşüldü. Eldeki borular bitinceye kadar diye el yazısıyla bir not ilave etmişler. İnşallah bu aradan geçen 20 yılda o borular bitmiştir diye ümit ediyorum. Teşekkür ederim. Hocam ben bir ekleme de yapmak istiyorum. Şimdi tabii dava açıldı. Biz de davaya Çevre Mühendisler Odası olarak müdahil olduk. Biliyorsunuz Mersin'de de bir polipropilen meselesi vardı hocam. Telefonla da konuşmuştuk sizinle. O zaten limanın doğu kısmında. Pandemi girdi araya. Evet hocam orada şöyle oldu. Biz chat iptalini aldık hocam. Buradan da size bilgi vereyim, haber vereyim. Mahkeme chat'i iptal etti. Şu anda firma da polipropilen tesisinin chat'ini temize gönderiyor. O da limanın yanında olan bir yatırım biliyorsunuz. Hemen kardeş parsellerde. Evet. Polipropilen chat'inde de iptalini aldık. Buradan da size bilgi vermek isterim açıkçası konu açılmışken. Evet, teşekkürler. Dolayısıyla yani ben Mersin'in birçok davasıyla ilgiliyim. Belki arkadaşlar bilmez belki ama yani Mersin, Silifke, Aramur, bütün o kıyılarda yıllar gidip gelirim ve çalışırım. Evet. Bizler tabii Çevre Mühendisleri Odası olarak takip ettiğimiz için hocam özellikle balık çiftlikleriyle ilgili süreçte de çok ciddi çalışmalar yürüttü o bölgede. Tabii ülkenin her yerinde çevre sorunları ile ilgili çok büyük problemler var çözülmesi gereken. Öncelikle bir politika problemi var, bir yönetim problemi var. O çözülmediği sürece biz mühendislik ve bilimi ne kadar uğraşırsak uğraşalım, çözümler üretirsek üretelim, o karar mekanizmaları devreye girmediği sürece maalesef istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Bu noktada da mücadele çok önemli. Konunun tüm paydaşlarıyla beraber mücadele etmek çok önemli. Tabii asbest konusunu biz bugün sadece bina yıkımları özelinde değerlendirmeye çalıştık. Ki asbest biraz önce değerli konuşmacılarımızın da bahsettiği gibi İzmir'de gemi söküm tesislerinde özellikle gündeme gelen buna ilişkin burada gemi mühendisi odamızdan da Oktay Bey var. Bu konularla ilgili zaten daha kapsamlı çalışmaları da yürüteceğiz. Burada sadece bir küçük virgül arasıyla bahsetmek istiyorum ama dolayısıyla rakamlar, değerlendirmeler kullanıldığı alanlara baktığımızda çok büyük bir buzdağından bahsediyoruz. Görünen görünmeyen kısmından bahsediyoruz. Ben katılımcılarımızın da katkılarını da almaya devam ederek Özge Hanım'a şunu da sormak istiyorum aynı zamanda Mehtap Hanım'a da. Siz bir asbest söküm uzmanısınız aynı zamanda. Dolayısıyla bu süreçte asbest evet atık yönetimi süreci içerisinde bizim çalışma alanımız ve doğrudan da bununla ilgili tehlikelerden bir tanesi. Selda Hanım söz almak istiyor. Ben cümlemi tamamlayıp Selda Hanım'a söz vererek Özge Hanım'dan da devam edeceğim. Aynı zamanda bir asbest söküm uzmanı olarak bu süreçlerin yürütülmesi noktasındaki hem asbest söküm uzmanlarının hem de sektörde çalışanlara yönelik
işte yapılan eğitimler, çalışmalar ve o noktada bu sektörün de atık yönetim süreci kendi içerisinde. Biraz önce bahsettiğiniz zaten işte özel kıyafetler, sulama işlemi kapsamında kullanılan suyun toplanması bertarafıyla ilgili bir de sistemin kendi içerisindeki atık yönetim süreci var. Buna ilişkin değerlendirmeleriniz, önerileriniz nelerdir diye Selda Hanım'a da buradan sözü bırakmak istiyorum. Buyurun Selda Hanım. İyi akşamlar herkese. Çok teşekkür ediyorum. Birçoğunuzla yeni tanışıyorum. Geçtiğimiz haftada Mehlike Hanımlarla tanışma fırsatını buldum. Öncelikle sizi, Özge Hanım'ı, bir de diğer Mehtap Hanım'a teşekkür ediyorum. Çok güzel aydınlatmaları. Ben endüstri mühendisiyim. İş güvenliği uzmanıyım ve asbest söküm uzmanıyım. 2018 yılında bir bina sökümleriyle ilgili bir yüksek lisans tezi yaptım Ege Üniversitesi'nde. Dolayısıyla akabinde de sürekli olarak yani bu sektörde çalışmaya başladım. Görüşlerimi bildireceğim. Buna hani Özge Hanım da mutlaka katılacaktır. Hani İstanbul'da bir harita yapılmış, İzmir'de durum nedir? Şu son 3 yıllık kısacık da olsa bir değerlendirmek çok arzu ediyorum. Sevinirim. Şöyle, 2018 yılı başında İstanbul'da, 2018 yılı sonunda yani 2019 yılı itibariyle de, başı itibariyle de İzmir'e, İzmir'deki belediyelere, çevre il müdürlükleri ilgili yazıları gönderdi. Binalardan asbest ihtiva eden malzemelerin, yapı elemanlarının ayrılması ve hafriyat toprağı yönetmeliğine göre de onların bertarafa gönderilmesi konusunda. 2019 yılı itibariyle ilk çevre il müdürümüzle görüşmem başladı. Akabinde belediyelerle görüşmem başladı. Bu konuda evet, çok geriyiz. Önce bunu söyleyeyim. Yani belediyelerimizde kendilerine verilmiş olan sorumluluğu ya da yasal yükümlülükleri bilen çalışanlarımız yok. Bunu anlatmaya çalıştığımızda ne yazık ki bu bize iş yükü getiriyor şeklinde bir şeyle karşılaşıyoruz. Biz binanın bekçisi değiliz diyorlar. Özge Hanım zaten anlattı. Binalar soyuluyor. Yıkılması gereken binalar. Öncelikle içindeki sakinler binadan ayrıldıktan sonra bir soyulma sürecine giriyor. Bütün yapı elemanları ayrılıyor. Dört duvar, bir de kolonlar kaldığı zaman da yıkım ruhsatı alınmasına gidiliyor. Burada yapılan çok büyük yanlışlar var. İnşallah yani bu sürecin sonrasında da yapacağımız çalışmalarla belediyelerimizi bu yanlışları bir düzeltmek için bir zemin oluşturacağımızı düşünüyorum. Ben de Özge Hanım gibi Asbest Söküm Uzmanları Derneği'nin bir üyesiyim. Dolayısıyla özellikle deprem sonrasında bizim yani İzmir'in bina yıkımlarıyla birlikte bu çevre kirliliğiyle ilgili çok fazla bir şey oldu. Yani risk aldık. Bina yıkımları devam ediyor. Hızlı bir şekilde kontrolsüzce yıkılıyor. Sulama sistemleri yok. İşte tozu aşağıya indirmek için gerekli şeyler kullanılmıyor. Ve bizler yani yıkılan binaların çevresindeki birçok kişi bina yıkımlarını seyrederek bizler buna maruz kalıyoruz. Ben Karşıyaka'da oturuyorum. Karşıyaka'da da çok fazla bina yıkımı var. Ve Karşıyaka biraz daha elit bir muhit olan kısımlar da bu deprem nedeniyle binalarını kentsel dönüşüme vermeye başladılar ve Karşıyaka'da çok hızlandı bir anda. Yalı bölgesinde, şey bölgesinde çok fazla hızlandı. Dolayısıyla şu anda Bornova, Bayraklı, Karşıyaka hemen hemen her bölgede bina yıkımları nedeniyle asbest maruziyet şeyimiz çok fazlalaştı. Bu gerçekten büyük bir sorun. Bu sorunu aşmak için evet, belediyeler kısmında yani belediyelerin bu çalışmaları düzgün yapabilmesi kısmında gerçekten
sorumluluklarını, yükümlülüklerini bilerek yapabilmesi kısmında büyük bir çaba harcamamız gerekiyor. Teşekkürler Selda Hanım. Tam da bahsettiğiniz noktada özellikle şundan bahsetmek gerekiyor. Biz çevre mühendisleri olarak zaten çalışmalarımızda hep şu cümleyi kurarız. Çevre mühendisliği planlama aşamasından başlar. Yani düşünme aşamasına, aklımıza düştüğü andan itibaren hangi faaliyet olursa olsun çevre boyutunun her aşamada değerlendirilmesi, yönlendirilmesi gerekir. Ve hep deriz ki atık oluştuktan sonra müdahale etmek zaten imkansıza yakın neredeyse. Yaptığımız tüm çalışmalar dediğimiz gibi zararı yok etme şansımız yok. Ancak belki biraz daha etkisini azaltmaya evet. yönelik. Hani ölümü gösterip sıtmaya razı etmek evet, diye belki tanımlamak gerekecek aynen, bunu. Doğru. O nedenle yerel yönetimlerle ilgili çalışmalarımızda da hep şunu söylüyoruz. Bütün bu planlama sürecinde kentlerin nasıl gelişeceği ve bu gelişim sürecinde tabii ki yapım ve yıkımla da ilgili çalışmalarda çevre mühendislerinin bu alanda bu boyutu değerlendirmesi ve ona ilişkin karar ve uygulamaların gerçekleştirilmesi. Şu anda depremle de ilgili tabii burada halk sağlığı ile ilgili boyutu var, atıkla ilgili boyutu var ve zaten konuştuğumuz tüm konular nihayetinde sağlıkla ilgili ve uzun vadede önümüze çok daha büyük faturalar getirecek bir süreçte. Şu an en büyük eleştirimiz bu süreci yürüten firmaların biraz önce bahsettiğimiz gibi yeterli teknik uzmanlık ve birikime sahip olmaması, bunun denetlenmemesi, kontrol edilmemesi. Mevzuatlara baktığımız zaman Çevre Bakanlığı'nda bina yıkımlarına yönelik çeşitli mevzuatları var. Aslında baktığınızda geçmişten bugüne yıkım işleminin nasıl yapılacağı, önlemlerin nasıl alınacağı metin olarak yazmakla birlikte bugün kepçelerle binanın yıkıldığı ki bir yıkım da bir projedir. Yani bir inşaat faaliyeti üzerinden nereye nasıl dokunulacağı, nasıl yürütüleceği üzerinden bir uzmanlık çalışması ve dediğim gibi çevre mühendislerinin de bunun atık yönetimi boyutunu değerlendireceği bir sistematiğin parçasıdır. Biraz önce Özge Hanım da bahsetti. Özellikle şu anda inşaat faaliyetlerinde her zaman söylüyoruz gürültüyle ilgili sıkıntılar başlamıştı kentsel dönüşümde öncelikle. Arka arkaya bir bölgede sürekli yapılan yıkım çalışmaları, yapım çalışmaları bunların birleşik etkisiyle beraber kronik bir halde toza maruz kalıyoruz. Ve o tozun içerisinde de çok ciddi miktarda kirleticiye maruz kalıyoruz. Yani iyi ki maske kullanıyoruz demeye başlayacağız artık. Belki de bu noktada dediğiniz gibi bunun faturasının çok daha ağır olmaması için özellikle hassas gruplarla ilgili sıkıntılar var. Bu süreç uzun vadeli bir planlama gerektiriyor ama maalesef tüm bu yapılması gerekenlerle ilgili değerlendirmeye baktığımızda hem ilçe belediyeleri hem büyükşehir ve merkezi idareler düzeyinde bu planlamanın olmadığını görüyoruz. Özge Hanım da burada katkıda bulunacaktır diye ben sözü de ona bırakayım. Şöyle aslında yani kentsel dönüşümde aslında seçici yıkımı özellikle bunu ben hani vurgulamak istiyorum. Hatta bazı okuduğum dokümanlarda da şöyle seçici yıkımla yani aslında bu geri kazanımına ayrılacaklar, işte tekrar kullanılacaklar ya da tehlikeli atığa gidecekler gibi bunları ayrıştırıp tekrar aslında bunun içerisinde de maddi değeri olan ve tekrar kullanım içinde bir para alınabilen bir süreç topladığımızda aslında hafriyat için harcadığımız paranın iki katı kadar para kazanabildiğimizi ortaya koymuşlar. Yani biz aslında seçici yıkımla her şeyi düzgün şekilde ayıklasak, belki tekrar ikinci el kullanılacak olanları ayrıştırdığımızda, hani bertarafa gönderilecek olan asbest ya da tehlikeli atıkları bile, hani bunun için bir para bile harcasak, aslında belki bunun üzerine bir para kazancımız bile olabiliyor. O yüzden aslında burada atık yönetimini düzgün yapmak ve belediyelerde de bununla ilgili yetkin kişilerin karşımızda olması ve bu süreci onların yönetmesi çok önemli. Özellikle birincisi çevre mühendisleri, hani çevre mühendisi olarak zaten atık yönetim sürecine, yani oradaki inşaat ruhsatındaki birimde de bizim çevre mühendislerinin bu atık yönetim planlarını incelemesi, ayrıca asbest söküm uzmanı olan tarafımla da asbest söküm uzmanının da belediyede olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir asbest söküm yani bir asbest envanter raporu eline geldi belediyedeki kişinin. Bunu anlamayacaksa yani iyi yapanla kötü yapan, çünkü ben sektörde her sektörde olduğu gibi çürük elmalar ve hani şeyler hani
iyisi ve kötüsüyle herkes olduğu için bu raporları ve numune almaları, bazıları gerçekten numune almadan belli raporlar verildiğini de sektörde biliyoruz aslında. Yani evet. Çok çok böyle eskiye dayalı bir sektör değil bu atık asbest konusu aslında. Yani çok böyle hani 5 yıldır çok aktif olarak belki. Zaten asbest söküm uzmanlarının 5 yılda bir biz belge yenilemesi yapıyoruz. Ve daha geçen yıl pandeminin başladığı sıralarda 5 yılı dolup da yenilenmesi geldi. Yani sadece 5 yılını, 5,5 yıl, 6 yıldır hani şu an asbest söküm uzmanları var ve bu çalışmaları yürütüyor. O yüzden raporların da doğru incelenmesi ve kontrol edilmesi gerekiyor. Ve asbest varsa bir binada, yani asbest envanter raporunda asbest olduğu tespit edilmişse belediyenin bunun arkasında durarak bu asbestin ne yaptın? Bunu düzgün bir şekilde kontrolü sökümünü gerçekleştirdin mi? Ya da tehlikeli atık içerisindeki hepsinde mevcut hani kablosundan tutun floresan lambası, hani en basitini söylüyorum. Bunları temiz, yani bir şekilde sökümünü, bertarafını veya yönetimini gerçekleştirdin mi gibi. Yani bu soruları soracak yetkin kişilerin de belediyede inşaat ruhsatı, yani yıkım ruhsatı sürecinde değerlendirmesi ve bunu açıkçası orada mevcutta yönetimde olması gerektiğini düşünüyorum. Hani biz belediyelerle olan çalışmalarda özellikle yetkin bu konudaki uzmanlık eğitimini almış kişilerin orada olmasını sağlamamız gerekiyor bence. Özellikle o çalışmalarda. Son bir şey ilave edeyim ben de. Belediyeleri yani şöyle müteahhit bu binayı yıkmak istiyor. Olmadık yerlerden alınan raporlar, yetkin ve akredite laboratuvarlar tarafından verilmeyen raporlar belediyelerin önüne konuyor. Dolayısıyla da belediyede çalışan kişi rapor gel. Selda Hanım, bağlantınızda bir sorun var sanıyorum. Sesinizi alamıyoruz şu anda. Biraz sonra Selda Hanım'ın bağlantısı düzelince tekrar devam edelim. Melika Hanım'ın bir sözü var. Selda Hanım, özür diliyorum, bağlantınız düzeldi. İsterseniz sözü tamamlayın. Evet, evet, buyurun. Belediyelere soruyoruz. Asbest, ne kadar asbest bertarafa gidiyor? Çünkü biliyorsunuz eğer ki bir binadan tehlikeli atık bertaraf ederseniz, bertaraf ettiğinize dair belgeyi de belediyeye mutlaka vermeniz gerekiyor. Ne kadar İzmir'de asbest olmadığını söylüyor belediyeler. İzmir'de asbest çıkmıyor, İzmir'de asbest yok. Özge Hanım gülüyor. Çünkü yani bizim asbest bulmak maalesef müteahhitlerin ve yıkım firmalarının işine gelmiyor. Dolayısıyla asbest yoktur şekliyle hazırlanmış, düzenlenmiş evraklar, envanter bile çıkmıyor. Bunlardan yıkımlar devam ediyor. Bunları düzeltmemiz gerekir. Evet, teşekkürler Selda Hanım. Vaktiyle okulları kapatsak eğitimi çözmek ne kadar güzel olurdu şeklindeki evet. Sözü de bir hatırlatarak buraya konu nihai çözümünü böyle gören anlayışların zaten sonucunda yaşıyoruz. Ben Melika Hanım'a bir sözü var, ona sözü aktaracağım ama Özge Hanım'kine bir ara girişte yapmak için şunu söylemek istiyorum. Özellikle bahsettiğiniz gibi bu süreçlerde neler yapılması gerektiği belli ama yerel yönetimlerde de bu biraz önce Ali Bey de katkısında bahsetmişti. Asbest yoktur çeki atıldıktan sonra diğer bölüme geçilemediği için zaten olmayan bir malzemenin risklerinden de bahsedilmiyormuş gibi yapıyoruz. Burada özellikle maliyetler göz önünde bulundurularak ruhsat aşamasında da bu belgelerin istenmesi noktasında müteahhite çok fazla masraf çıkacak dediğimiz, yani orada kamunun sağlığını mı göz önünde bulunduruyoruz, halkın sağlığını mı göz önünde bulunduruyoruz ama başka bir sağlığı mı göz önünde bulunduruyoruz da o hani cüzdanın sağlığı noktasındaki o karar mekanizması devreye giriyor. Dolayısıyla bizlerin de yerel yöneticileri de merkezi idareleri de biraz önce bahsettiğim gibi politikaları, yaşamımızı yönlendiren politikaları doğru ortaya koymamız gerekiyor. Melika Hanım buyurun, Kimya Mühendisi Odası Ege Bölge Şube Başkanımız. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar herkese tekrardan. Öncelikle Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'ne bu etkinlikten dolayı teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ve değerli sunumları için Özge Hanım ve Mehtap Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel ve faydalı bir sunumdu.
Evet, İzmir'de son günlerde, son aylarda asbest konusu epeydir gündemde. İyi de oldu. Yani bir şekilde artık halkın gözünün açılması gerekiyordu. Yani bir bahsedildi zaten benzer şeyleri belki söyleyeceğim ama yani gemi sökümdeki asbest tehlikesi yıllardır vardı. Fakat bu bir şekilde dile getirilmiyordu veya işte yeterince kamuoyu yaratılmamıştı. Ama yaşadığımız deprem felaketinden sonra yaşanılan yıkım sürecinde de biz artık ciddi bir şekilde asbest tehlikesinin farkına vardık. Sanırım ses getirmeye başladık diye düşünüyorum. Asbest konusundan gidecek olursak, asbest aslında multidisipliner bir kavram. Yani bu konunun içinde kimya mühendisleri odası, çevre mühendisi, yani dolayısıyla TUMOP yer almak zorunda. İnsan sağlığı söz konusu olduğu için tabipler odası yer almak zorunda. Mevzuat ve hukuk açısından bara yer almak zorunda ve spesifik bir konu olduğu için ve spesifik bir dernek olduğu için ASUT da bu çalışmaların içinde yer almak zorunda. Baştan da söyleyeyim, multidisipliner bir kavram. Biz bir araya gelerek değerli çalışmalar ki yapıyoruz ve yapmaktayız da bunu kamuyla paylaşmak bizim bir kamuya karşı bir borcumuzdur, sosyal sorumluluğumuzdur. Belediyelere de bu konuda yeterli bilginin aktarılmadığını düşünüyorum ben. Siz de bahsettiniz zaten. Yani vahşi bir şekilde yıkım var. Ben de o bölgede yaşıyordum. Depremde hasar gören insanlardan biriyim ben de. Bazen geziyorum o bölgeleri. Yani gözyaşları içinde dolaşıyorum. O kadar kötü ki ortalık toz toprağın içinde, işte etrafta çocuklar var. İnsanlar dolaşıyor ve orada bina yıkımı yapılıyor. Yani orada Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ne yazık ki topu yerel yönetimlere attığı için belediyeler de bu konuda ya bilgisiz ya sizlerin de bahsettiği gibi işlerine gelmediği için bir takım önlemler almakta imtina ediyorlar. Yani biz, yani başta TUMOP olmak üzere bahsettiğim gibi sorumlu olan sivil toplum örgütleri olarak topluma karşı sorumluluğumuz gereği bunları bir şekilde beyan etmemiz gerekiyor ve çalışmamız gerekiyor. Ben bu çalışmaları gerçekten çok değerli buluyorum. Sizlere de bir kez daha teşekkür ediyorum. El birliğiyle umarım çok daha güzel çalışmalar yapıp halk sağlığı için güzel şeyler yapacağımızı umut ediyorum. Teşekkür ediyorum. İlka Hanım, biz teşekkür ediyoruz. Bahsettiğiniz gibi biz TUMOP olarak var olanı söylemeye devam ediyoruz. Bu noktada da özellikle deprem sonrasında da tüm odalarımızın kendi uzmanlık alanlarındaki değerlendirmelerini içeren raporlarımızı paylaştık. Burada konunun her boyutunu sadece zemin ve bina yıkımı üzerinden değil, deprem öncesi sonrası arama kurtarma yardım çalışmalarına kadar olan süreçteki hem gıda güvenliğinden çevre sorunlarına, altyapı süreçlerine ve asbest özelinde de vurgularımızı yaptık. Hala da yine Afet Yönetimi Komisyonumuzda tüm odalarımızla beraber çalışmaya ve bu raporlamaları ilgili kurumlarla da görüşmeye devam ediyoruz. Hem Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hem ilçe belediyeleri bünyesinde. Melikan da bahsettiği gibi konunun tüm boyutlarıyla beraber gündeme getirilmesi ve değerlendirilmesi, gücün de birleştirilmesi önemli. Bu güce de herkesin güç katmasını diliyoruz tabii. Katılımcılarımızdan katkı vermek isteyen var mı diye bir taraftan bakıyorum. Yaklaşık 1,5 saatlik bir süre oldu. Haftanın yorgunluğuyla beraber de o anlamda zamanı da çok zorlamamak adına ama keyifli söyleşiyi de bırakmak istemiyoruz bir taraftan. Katkı var mı diye tekrar bakayım. Pandemi sürecinde en zor konulardan bir tanesi böyle ekran başından birbirimizle beraber olabilmemiz, dokunamadan birbirimizi göremeden sürekli 1,5 saat boyunca bu ekrana bakabilmek çok zor. Her birimizi bir de kameralar kapalıyken tabii ki tepkilerimizi göremeden bunu yapabilmek çok zor. O yüzden ben tüm katılımcılarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum sabırları için konuşmacılarımıza. Özge Hanım'la Mehtap Hanım'a aslında bir toparlama adına da yavaş yavaş sözü bırakmak istiyorum. Özge Hanım'dan başlayarak devam edelim. Buyurun Özge Hanım. İyiyim. Ben herkese katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum ilk öncelikle. Biz bu akşam hani ben çevre mühendisi ve asbest söküm uzmanı olarak genel olarak asbestin birazcık farkındalığı, birazcık hani size bilgisi ve bu süreçte biz neler yapıyoruz anlatmak istedim. Şu an kentsel dönüşüm süreci tabii ki bizim tek başımıza yürüteceğimiz ya da hani
Melike Hanım'ın dediği gibi multidisipliner bir süreç olduğu için hani belediye ayağı, çevre il müdürlüğü ya da bizim gibi sivil, yani buradaki hem mühendisler hem de TMOP gibi yani sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte tamamen bir bütün şeklinde yöneteceğimiz bir süreç. Çünkü hem farkındalıkları arttırarak hem de mevzuatların uygulanmasını birazcık daha baskılayarak ve hani buradaki eğitimli kişilerin orada oralarda olmasını sağlayarak ve bunu dile getirerek belki olayı daha bilgilendirmesini ve bilinçlendirmesini sağlamış olacağız bu süreçte diye düşünüyorum. Her türlü ben hani Sinan Bey de dedi onların bir şeyi olursa yani yardımcı olmaya çalışırım çevre mühendisi olarak da. Ben teşekkür ediyorum ve iyi akşamlar diliyorum. Sözü Mehtap'a bırakıyorum herhalde. Gerçekten hani burada olmak çok keyifliydi. Hani herkese de katılımından dolayı öncelikle teşekkür ederim. Keyifli bir sohbetle çok çok yeni bir konu aslında bakacak olursak ama hani az da olsa ben de en azından bertaraf konusunda katkı sağladığımı düşünüyorum. Yine herhangi bir konu olduğu zaman hani içerisinde yer almaktan son derece mutlu olurum ya da her zaman iletişim bilgilerimiz zaten hepimiz birbirimizde var. Her türlü konuda da bir araya gelebiliriz. Onun dışında gerçekten farkındalıkların artacağı, yaptırımların kuvvetleneceği ne düşünüyorum, bunu diliyorum en azından herkes için. Tekrardan hani teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Mehtap Hanım çok teşekkürler. Tabii biz Çevre Mühendisler Odası olarak tüm birimlerimizle beraber meslek alanımızda diğer tüm ama bağlı meslek odalarımızla birlikte bu süreçlerimizi yürütüyoruz. Bugün aramızda Adalet Hanım var, Muğla temsilcimiz. Hem de İzmir'den de aslında İzmir'den Muğla'ya uzanan bir yolculukta. Ben izninizle de Muğla'daki arkadaşlarımıza da bir selam ederek bir şey söylemek ister mi diye bir merhaba demek istiyorum Adalet Hanım'a da. Merhabalar, iyi akşamlar Helil Hanım. Yanınızda çocuğunuzla beraber her birimizin Zoom yolculuğunda süreçleri yaşıyoruz. Sesimi alabiliyor musunuz? Alıyoruz, sesinizi duyuyoruz. Merhabalar, çok teşekkür ederim bu güzel söyleşi için. Hakikaten çok faydalı oldu. Sormak istediğim birkaç soru vardı. Sorulduğu için yenilemek istemedim. Cevaplarımı aldım, teşekkür ediyorum. Enver hocama da saygılar sunuyorum buradan. Öğrencisiydim. 2007 yılında kendisinden ders almıştım. Onu görmek, dinlemek çok iyi geldi bana. Teşekkür ediyorum. Devamını bekliyorum bu tür etkinliklerin. Mutlaka katılmaya çalışacağım. İyi akşamlar. Muğla'dan sevgiler. Çok teşekkür ediyoruz bizler de. Bugün tabii biraz önce bahsettiğim gibi asbestin kentsel dönüşüm sürecinde bina ayağını konuşmaya çalıştık. Ancak biz asbestte çok uzun yıllardır zaten bir çalışma yürütüyoruz ve asbesti yok edemediğimiz sürece asbestle mücadele yöntemleri ve bu işin nasıl yapılması gerektiği noktasında da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Burada şu an Ali Ağa'da gemi söküm tesislerine getirilmek üzere aslında gündemimizde olan ve asbestle birlikte gündemimizde olan Sao Paulo gemisiyle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Oktay Bey burada, Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanımız, kendisi bizi duyabiliyor mu bilemiyorum ama bugün tabii bu konuyu bundan sonraki toplantılarda ve TMOP olarak da başka platformlarda dile getireceğiz. Ben kendisine de bir şey söylemek isterse bir söz vermek istiyorum. Evet, teşekkürler Oktay Bey. Dediğimiz gibi çok yönlü, çok farklı alanlarda karşımıza çıkan süreçler. O nedenle de bu süreçler var olduğu sürece biz çevre mühendisleri olarak ve konunun tüm bileşenleriyle beraber, dediğim gibi tüm ama bağlı tüm meslek odalarıyla birlikte ve tüm sivil toplum kuruluşları, kamu kurumlarıyla da beraber ideal olması gerektiği gibi toplumsal boyutunu, farkındalığı da ortaya koyarak bu mücadeleyi hep beraber yürüteceğiz. Bugün bizlerle birlikte olan tüm oda başkanlarımıza, çevre mühendisliği odamızın değerli birimlerine, birim başkanlarına çok teşekkür ediyoruz. Siz değerli katılımcılarımıza, bu bizimle beraber birlikte olduğunuz için Enver hocama çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bizi yalnız bırakmıyor. Tekrar tekrar öğrenmemize katkı veriyor. Onun öğrencileri olmaktan da onur gurur duyuyoruz. Özge Hanım ve Mehtap Hanım'a çok teşekkür etmek istiyoruz bu süreçte bizlerle beraber oldukları için. Bugün 22 Nisan Dünya Günü'ydü.
Ve etkinliğin başında da bahsettik. Aslında sosyal medyada da birçok platformda yaşamın dünyanın sürdürülebilirliği üzerine güzel pozitif mesajlarla paylaşıldı. Ama sözlerin eyleme dönmesi gerektiği noktasından hareketle lafta kalmasın demek istiyorum. Ama yarın 23 Nisan ulusal egemenliğimizin, cumhuriyetimizin aslında aydınlık yarınlarımızın teminatını, sürecini, bu sürece nasıl geldiğimizi tekrar görmemiz gerektiği, nutuğu tekrar okumamız gerektiği ve çok daha iyi anlamamız gerektiği bir noktada 22 Nisan Dünya Günü'nden çocuklarımız için, yarınlarımız için biz bu konuları çözüme ulaştırdığımız, keyifle konuşabildiğimiz, gerçekten kutlayabildiğimiz günlere ulaşmayı diliyoruz. Bu noktada sizlerle beraber bu mücadeleyi büyüterek Çevre Mühendisler Odası İzmir Şubesi olarak da var olma sebebimizi yaşamın sürdürülebilirliği noktasına getirmek için hep beraber hem toplumsal sorumluluğumuz hem de insani sorumluluğumuz gereği, dünyaya sorumluluğumuz gereği herkese sağlıklı günler diliyorum. Umuyorum pandemi koşullarını bir an önce geçirip gerçekten bu yılın teması Yenile Dünya'ydı. 22 Nisan Dünya Günü'nde kendimizi yenilediğimiz, politikalarımızı, hedeflerimizi yenilediğimiz, yaşama ve hayata sahip çıktığımız, doğaya bütünüyle sahip çıktığımız bir süreçte mesleğimizi de hakkıyla yürütebilmek dileğiyle bir sonraki söyleşimize kadar herkese teşekkür etmek istiyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz. 23 Nisan hepimiz için kutlu olsun. Milli egemenliğimizin, varlığımızın çok daha güçlü, çağdaş aydınlık yarınlara ulaşabilmemiz için bugünden düne üzerimize düşen çok görev var. O yüzden de Adalet Hanım'ın da güzel kızı karşımızda şu anda, çocuklarımız için hep beraber daha çok mücadele edelim diyorum. Teşekkürler şubemiz adına, yönetim kurulundaki arkadaşlarımız adına iyi akşamlar. Görüşmek üzere.